Karenin köşegeninin 45-45 böldüğüne dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden de arkadaşlar bakın yine yöndeş açıdan tabii ki 45 olur. Yine 45 derece olur. Böylece DK11 olduğu için şuraya P harfi desek EP'ye 6 kalır. LP de böylece 6 olacaktır. Zaten bizden X'i istiyor. AA, A kök 2, 6 kök 2 oldu A şıkkı. Burada 15-75'lik bir durum ilk önce kullanmamaya çalışalım. Şuradaki 45'ten bir yararlanalım arkadaşlar. Şimdi kesinlikle 45-45 aslında bizi köşegene götürüyor. Yani böyle A, E, -C doğrusal olarak birleşir. Şöyle yaparsanız soru muhtemelen gelmemiştir. O yüzden ben oraya girmeyeceğim. Direkt şunu yapacağım. Bakın AC C köşegenine bir dik indireceğim. Hatta bir nevi köşegenleri birleştireceğim. Çünkü Buradan 75'i artık 45 ve 30 diye bölebilmiş oluyoruz köşegenden dolayı. Ve 3 kök 2 kenar 45 45 90 üçgeninden DO da 3 OC de 3. Şimdi 30 60 90 üçgeninden dolayı 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı kök 3. 90'ın karşısı da 2 kök 3 B şıkkı. Kare ve e, dikdörtgenler verilmiş. Dikdörtgenler kendi içinde eş. O zaman şuraya A desek Burası A burası A olacak. Uzun kenarı bakın dikdörtgenin 3A. Demek ki AE de 3A. Böylece zaten kare olduğu için EBFK1. Burası EBFK1 e, kare olduğundan A oldu EB. Demek ki A kare arkadaşlar 6'ya eşitmiş. 4A bir kenar. 16 A kare. 16 çarpı 6'dan 96 oldu A şıkkı. Karenin bir kenarını bulmak için köşegenden yararlanabiliriz. Çünkü arada 120 derece 6 ve 2 var. Burada isterseniz kosinüs teoremi yapın. isterseniz de şöyle bir dik üçgene tamamlayın. Böylece bakın 60 derece 30 derece. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Ve şöyle bir dik üçgen. Burada Pisagor yapacağız. Kök 3'ün karesi 3. 1 artı 6'dan 7'nin karesi 49. Böylece kök 52 geldi. Demek ki bir kenarda kök 2'de 1 olduğu için kök 26 olur A şıkkı. Arkadaşlar burada bir kere A dersek A dersek 45 45 90 biraz insanı aldatıp acaba oralardan bir şey yapacağız, yapacağız diyor ama yok hayır. Şöyle CF'ye B dersem A e de B kalır. Sonuçta bu bir kare. Sonra A artı B A D, A artı B D C. Bakın şimdi. DE kenarı A artı B ile B'nin Pisagor'undan gelir. Yine burada DF'nin uzunluğu A artı B ile B'nin Pisagor'undan gelir. Ve üçgenlerin kenarları aynı olduğundan mecburen bakın DE, DF'ye eşit geldi. Şöyle göstereyim bakın ikisi de bu. İkisinin de hipotenüsü bu oluyor. Dolayısıyla burada kendiliğinden bir eşkenar üçgen çıktı. X 60 C şıkkı. Bakalım aslında bizi çok zorlayacak bir soru gibi düşünmüyorum bunu. Çünkü şöyle bir durum var bakın. Şunlar gerçekten e, şöyle bir T noktası desek orta nokta. Nereden anlarım bunu? Şimdi ikiz kenar yamuk olduğu için sol ve sağ parçalar eşittir. Buraya AA desem. Sonra arkadaşlar şuraya B desem. Mecburen bakın burası da B oluyor. He, anlıyorum ki demek ki orası karenin orta noktasıymış arkadaşlar. O zaman bunlar da otomatik olarak B'ye dönüşür. Şimdi üst kenar 2B oldu. O zaman burada 2B, 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 6B yapar. Sağ parça B birimde. Sol parçada bakın B birimde. Bunların hepsi birbirinin aynısı. İkiz kenar yamuk dediği için bunu rahatlıkla diyebiliyoruz. Haliyle alt taban artı üst taban 10B. Çarpı yükseklik 1, 2, 3 karenin yüksekliği. Yani 2B çarpı 3'ten 6B. Bölü 2, 90. Haliyle arkadaşlar... Buradan o zaman 30 b kare eşittir 90 oldu. E buradan da b kare eşittir 3 yani b kök 3'müş. Bir kenar o zaman 2 b'ydi 2 kök 3 oldu e şıkkı. İlk dörtgen sorularında bence gerektiğinde benzerlik yerine tanjant alfa, tanjant beta veya kenarların oranından da yararlanmak lazım. Bir de gördüğünüz gibi hemen alfa beta alfa beta diye yazdım. Çünkü Dik üçgenler fazla olduğunda aynı zamanda bunu da bir denemek gerekiyor. Şimdi 3 kök 5 yaptım buraya. Buraya da 3 kök 5 diyorum. Karenin kenarları birbirinin aynısı. Bu arada a 2 a a kök 5 üçgenine de alışmak lazım. Sürekli 9 artı 36 45 diye yazmaya gerek yok bence. Şimdi bundan sonra arkadaşlar ne diyeceğiz? Bakın. Tanjant alfa dikkat ederseniz 6 bölü 3'ten 2. O zaman aynı şekilde tanjant alfa 3 kök 5 bölü y dersek burası 2 olması lazım. Yani 3 kök 5 bölü 2 olması gerekiyor cf'nin. Şimdi buna göre dik üçgende demin dediğim gibi a 2a bu bir dik kenar diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıdır mevzusu burada da geçerli. 3 kök 5 bölü 2 3 kök 5 haliyle df 3 kök 5 bölü 2'nin kök 5 katı olur. Pisagor yapmaktan bu kural bizi kurtarmış oluyor. Bundan dolayı 15 bölü 2 df'yi bulduk. 3 çıkaracağım. 15 bölü 2 eksi 3'ten 9 bölü 2 d şıkkı. 5, 75 90 üçgenin özelliği arkadaşlar taban yüksekliğin 4 katıydı. Bu yüzden şöyle bize df'yi 8 verdiği için bakın yükseklik 2 olacak. İlk yorumum bu. İkincisi a dersem 8 eksi a olur. E burası da a olur. E gördüğünüz gibi HE de 8 oldu. Bildiğimiz Pisagor artık bizi kurtarıyor. 64 artı 4 kare kökünü alırsak kök 68 yani 2 kök 17 oldu. B şıkkı. KF 4 o zaman dikdörtgenin karşı kenarları eşit yine 4. Demek ki karenin bir kenarı 8'miş. Dikdörtgenin de uzun kenarı 8'miş. Ağırlık merkezinden eğer siz kenarlara dikler indirirseniz tam böyle orta noktaya gelir. Dolayısıyla E noktasına gelecektir indirdiğimiz dik orta noktadır çünkü G aynı zamanda. Böylece arkadaşlar şöyle doğrusal bir şekilde burayı birleştiririm. L'den de dik indirdiğinizde 4 olur. Şöyle EG de 4 olacak. O zaman bakın dik üçgenin bir kenarını bulduk. 8 birim. L'den de indirdiğimizde yine orta nokta olduğu için burası birbirine eşittir bunlar. Bakın böyle bir iki birimlik uzunluk olur. Artık LG'nin uzunluğunu 4 artı 8 yani karesi 64 2 kök 17 olarak buluruz C şıkkı. Şöyle düşünebilirsiniz bakın. Alfa artı beta 30 derece olduğu için ve burada kenarlar DC ve CB kenarları ortak olduğu için alıp mesela DCE üçgenini böyle yapıştırsanız buraya Haliyle alfa olacağı için alfa artı beta bakın 30 derece. Zaten bitişik kenarlarını, aynı kenarlarını daha doğrusu bitiştirdim. fb ve B, C üstü diyelim. Önemli değil burası. Haliyle diğer kenarında zaten 6 kök 2 olduğunu biliyoruz. Sinüs alan formülü işte. Bu iki üçgenin alanları toplamı. 6 kök 2 çarp 4 kök 6 bölü 2 sinüs 30 1 bölü 2. Buradan 4'ler sadeleşir. Kök 2 çarpı kök 6 kök 12 yani 2 kök 3. 12 kök 3 oldu. D şıkkı. Kare dik dörtgen sorularında dik üçgenler biraz fazla olduğunda... ...alfa beta 90 demek lazım. Bakın buraya alfa, buraya beta özellikle diklerin olduğu yere... ...alfa beta, alfa beta dediğimiz zaman bir sürü benzer üçgen oldu. D, E, A, E, C, F, F, K, B. Şimdi burada benzerlik yapmak yerine ama her zaman dediğim gibi böyle tan alfa, sin alfa, kota alfalardan falan gitmek bana daha mantıklı geliyor. E, kesirlerle uğraşmak istemiyorum. Sorun değil. Hani 2K değil de hocam oraya K deseydik ne olurdu? Problem değil. 2K diyorum. E, buraya da 2K diyorum. Burası o zaman kareden dolayı 4K oluyor. Bakın şimdi tanjant alfa karşı bölü komşudan 2 de mi? O zaman tanjant alfa karşı bölü komşudan 2 olması için CF'de K olur. Fark ettiniz mi? 2K bölü K gerçekten 2 yapıyor haliyle FB'ye 3K kalır. Yine tanjant alfa 1, 2 olması için 21 ne olacak arkadaşlar? 3K bölü 2. Ya da şunu görün tanjant alfa 2 olması için burası 42 birimdir. Böylece artık 42 artı K eşittir. 4K dersiniz karşılık kenarlar eşit. K buradan 14 olur arkadaşlar. Demek ki 4K yani bir kenar 56 gelir. Ve 35 birim olur. X, E şıkkı. Bazı sorularda arkadaşlar, tabii ki böyle kalem bile oynatamayacaksınız. O sorularda ben zaten çözüm söylüyorum. Mesela daha doğrusu yorum söylüyorum. Diyorum ki bu soruda e, bizim size hani bir bakış açısı kazandırmamız için böyle bir çözüm yapıyoruz. Çözemezseniz problem değil. İşte o sorulardan biri. Burada 4 kök 2 ve 13 genini böyle buraya yerleştiriyorum. D, A, E üçgenini böyle A üssü, A, E üssü, B diye yerleştireyim. Buraya 4 kök 2 diyorum. Burası da 10. Neden bunu yapıyoruz hocam? Aslında biraz sayılarla aramız iyi olduğundan ve bir şeyler tahmin ettiğimiz için bunu söylüyoruz. Biz sizin görememeniz çok daha normal bir şey değil. Üzülmeyin bu soruyu yapamadığınız için. 90 ya burada arkadaşlar 4 kök 2, 4 kök 2 yapınca bir de alfa olacak şekilde burayı birleştirdiğimiz için aslında şunu görüyorum. Alfa artı beta 90 derece birleştirince 4 kök 2 8 olmuş oluyor. Ee üssü bir de burada lütfen dikkat edin 6 8 10 dik üçgen olması lazım. Aslında E üssü EB B açısı 90'mış. Şurası da gördüğünüz gibi kendiliğinden 45 45 90 olduğu için toplamda 135 derece oldu. Artık AEB üçgeninin alanını 4 kök 2 çarpı 6 bölü 2 sinüs 135 yardımıyla buluyorum. Kök 2 ve 2'ler sadeleşiyor. 12 birim kare oluyor arkadaşlar C şıkkı.